Teşekkür ediyorum. Doktor Özlem Can Kurtaran efendim. 18 yıl önce marka ilk adımını attığında... Ben de bu değneklerle adım atmaya başladım. Bir anda hayat değişti mi Özlem? Bir anda hayat durdu aslında ilk başta. Tabii böyle bir işte gençsiniz, hareketlisiniz, güzel bir hayatınız var. Öyle giderken bir anda bir hastalık ve sadece ağrınız var. Siz çok iyi olduğunuzu zannediyorsunuz. Özlem, bu fotoğraf ne? Bu fotoğraf benim hayatımın en mutlu günü. Ama evlendiğim peruk var. Peruğum var. Peki. Çok hastayım orada. Türkiye'de tedavi olamayacağım için Amerika'ya Cüneyt'le gitmişim. Ve tam işte bir sürü korkular yaşarken evlenme teklif etti bana. Ve o anda bütün hastalık, sıkıntı, korku, gelecek hepsi bitti. O kadar mutlu oldum. Şimdi sen aslında akciğer cerrahısın. Evet. Başarılı bir kariyerin var, bir adama aşık oluyorsun, o zaman daha evli değilsin ve bir anda başına bir şey geliyor. Evet. Ve doktor olarak daha da sertini de duyuyorsun değil mi? Yani her şeyi biliyorsun aslında. Çok kötü bir şey doktor olmak. Bana hep bu süreç boyunca insanlar dediler ki doktor olman sana bir sürü kolaylık getirmiştir. Tam tersi, her şeyi bilmek, başına gelebilecek her şeyi bilmek iyi bir şey değil. O yüzden ben teslim oldum. Önce Sıla'ya ve Cüneyt'e, doktorlarıma, ablam Sıla'ya ve Cüneyt'e teslim oldum. Çok iyi bir hasta oldum gerçekten. Peki sana dediler ki, işte saçlar gitmiş burada, kaşlar yok, doktorsun ve öleceksin mi dediler? Ölebilirsin dediler. Ama Cüneyt bana evlenme teklif etti ve o bütün anlamını yitirdi bir anda. O kadar mutlu oldum ki. O hani hep duyduğumuz, yani bizim hastalarımıza söylediğimiz moral önemli dediğimiz şey çok gerçek bir şey. O bir fantezi değil. İnsanın içinde başka mekanizmalar giriyor devreye. İşte serotoninler salgılanıyor, endorfinler salgılanıyor, mutlu oluyorsun ve yeniyorsun ne varsa. Özlem'in şöyle bir tavrı var, çok seviyorum onu. O babadan anneden gördüğü muhteşem sevgiyi her çocuğun görmesini hedefledi. Değil mi? Çaba da birazcık oradan geliyor değil mi Çaba Derneği? Evet, çok uğraştık gerçekten, çok çabaladık çocuklar için. Ve zor durumda olan çocuklar için çok çabalandı. Çok çabaladık. Yani projelere bakıyorum, yani ünlülerin desteği tut, işte kurulan okullar, evet, yurtlar. Biz güvenilir bir derneğiz. Ayrıca çok iyi işler yapıyoruz. Çocuklara, 5 yaşındaki çocuklara öfke kontrolü, çatışma çözümü ve farklılıklara saygı öğrettiğimiz bir programımız var. O yüzden mutluyuz yaptığımız işten. Zaten çok severek olmazsa olmuyor. Şimdi bir taraftan cerrahlık, bir taraftan çaba, bir taraftan bu hastalığı atlatmaya çalışmak derken sen hastalığı atlattın. Sana yadigar 18 yıllık sadece koltuk değneği 18 kaldı. 18 yıllık evet koltuk değnekleri kaldı. Peki sonra ne oldu? Sonra Amerika'dan döndük İstanbul'a ve yine her şey iyi ve koltuk değneklerine işte bir alışma ya da böyle başımıza geldi duygusuyla baş ederken Cüneyt hastalandı. Cüneyt'in hastalandığını, eşimin hastalandığını gördüm. Ama benden başka kimse görmedi. Çünkü benim çok yakın arkadaşım Öznur, hastanemizin de genel müdürü, diyor ki sen Cüneyt'in vücudunda yaşıyorsun diyor. Gerçekten öyle. Ben Cüneyt'in kaşından, kirpiğinden anlıyorum bir sıkıntı olduğunu, anlıyordum. Ve bütün doktorlara bunu anlattım. Cüneyt'te bir gariplik var. Çünkü miyasteni gravis denen sadece gözüne kısıtlı bir rahatsızlığı vardı. Göz kapağı düşüktü. Belki resimde görünüyordur. Fakat o olmadığını, bir şeylerin değiştiğini fark ettim ben. Ama bunu anlatamadım hiçbir doktora. Çünkü Cüneyt'le konuştuklarında o kadar karizmatik, o kadar renkli, o kadar çok hobisi olan bir adam. Bir şey yokmuş dediler. Bir şey yokmuş gibi ama ben biliyorum bir şey olduğunu. Sonra. Ki bundan bir sene sonra konuşması ve yürümesi ve konuşması bozulmaya başladı. Ve bunu o kadar güçlü, o kadar olgun, kendine beni o kadar hayran bırakarak yaşadı ki bu durumu. Şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi Cüneyt gidiyor doktora ve doktor aslında onun hayatının nasıl ilerleyeceğini patladanak söyleyiveriyor. Evet, Almanya'daki bir doktor ne diyor? Şöyle dedi. Sizin bir nörodejeneratif hastalığınız var. Bu hastalık sizi gittikçe yaşam konforunuzu düşürecek. 5 sene sonra, 6 sene sonra da tamamen yatağa bağımlı hale geleceksiniz dedi. Biz oradan otele geldik. Cüneyt hiçbir şey söylemedi. Dümdüz durdu orada. Otele geldik. Cüneyt ben uzanacağım biraz dedi. Ben de yüzeceğim dedim. Ama aşağı indim. Bağıra bağıra ağlaya ağlaya Sıla'yı aradım. Yani çok çaresiz. Kendi hastalığında isyan etmiyorsun hiç ama etmedim. Sevdiğinin hastalığında hiç isyan kendi ediyorsun. Kendi hastalığımı çok kabullendim. Delirdim yani ama yapacak hiçbir şey yok. O kadar çaresizlik çok kötü bir duygu. Ya şu ya da bu şekilde herkes
Bunu yaşamıştır mutlaka. Sonra yukarı çıktığımda Cüneyt uzanmış bana böyle yaptı. Gel dedi. Bak ben şimdi iyiyim. Biz bunun tadını çıkaralım. Evet gittikçe kötü olabilirim ama o arada başka imkanlar da bulabiliriz. Tıp bir sürü şey yapıyor, yenilik var. Şimdi bugünden 5 sene sonraya ağlamayalım dedi. 5 sene tadını bir şekil çıkardılar. Hep çıkardılar. Her anın tadını çıkardılar. Ama sonra bir gün bir şey oldu. Sonra bir gün evdeyken, sabah Cüneyt ilaçlarını içerken yatağın kenarında, ben de yeğenim vardı, 5 yaşındaydı o zaman, içeri götürdüm. Yanımızdaki yardımcı hanım, Özlem Hanım diye seslendi. O Özlem Hanım çok normal bir Özlem Hanım'dı ama benim yüreğimden bir şeyler çıktı o anda. Bir şey olduğunu anladın şey oldu. Yani. Gittiğimde Cüneyt tükrüğünden tıkanmıştı. Çünkü hastalık gittikçe yutma ve solunum kaslarını da etkiliyor. Tükrüğünü yutamıyordu. Ben onu birkaç kere daha başımıza geldi. Çok kendini bilen bir adam ve hep ona güvendim. Hala ona güveniyorum zaten. Dedim ki Cüneyt kötü müyüz, hastanelik miyiz? Hayır yaptı bana. Fakat ondan 10 saniye sonra ben ambulansı çağırmıştım zaten. Yani şu anda aslında Cüneyt komada gibi ama değil. Şimdi koma... Ben onu söylüyorum ama onu sevmiyor. Komayı haklı tabii. Sevmiyorum çünkü o üçe bölündü. O minimal bilinç dedikleri şey bitkisel hayat ve koma olarak. Ben minimal bilinç olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutluluk kavramınız değişiyor hayatta. Hmm. Hayat ilerlerken size bir sürü şey öğretiyor. Benim için şimdi mutluluk denen şey Cüneyt'in gözümün tam içine bakması. Çünkü o an beni anladığını anlıyorum. Keskin bir hikaye bu hikaye. Yani nasıl ayakta duruyorsun? Benim annem babamı kaybettim şimdi. Ablam, yakınlarım, sevdiklerim üzülmesin duygumu kuvvetli. Cüneyt'in nefesi dediğim gibi benim için şu dünyadaki en güzel ses, en güzel müzik. Onunla o beni güçlü kılıyor. Ben eve giriyorum. Girdiğimde de çok gürültülü girerim. Sevgilim, aşkım ben öyle geldim. Öyle bağırarak girersin. Evet, sevgilim ben geldim diye bağırarak girerim. Ve Cüneyt en derin halinde uykuda bile olsa gözünü açıp heyecanlanıyor. O mesela bana büyük bir kuvvet veriyor. Niye bunu sordum Özlem? Çünkü sen savaşçı olmayı ben seçmedim başlığında o kadar kendini anlatıyor ki hakikaten çok büyük hırs, çok başarılı bir iş kadınısın ama hani asla, büyük hırsların olmadı asla, hiçbir zaman için. Asla değil olmadı. Mi? Asla savaşçı olmayı da seçmedim ama hayat getirdi. Ama getirince de tabii ki savaşıyorsunuz. Tabii ki başınıza ne geliyorsa onu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Onlara alıştın mı? Yani hızlı yürüyorsun, her şeyde yaptığını biliyorum ama alıştın. Hiç alışmadım. 18 sene. 18 senedir. Hala kendimi böyle bir ayna camekanın önünden geçerken görünce bu değnekler de nereden çıkmış diye bakıyorum. O kadar bakıyorsun. Ne hayalin var Özlem son olarak? Hem çok gerçekçiyim, durumu biliyorum. Hem de Cüneyt'in iyi olmasını çok hayal ediyorum. Onunla yaşayamadığımız bir sürü şey var. Onları yaşamayı çok istiyorum. Ben biliyorum ki Özlem gidecek bu akşam bütün bu seansı hepsini anlatacağım. Cüneyt'e hepsini anlatacak. Çok ilham verici bir öyküsü var. Doktor Özlem Can Kurtaran efendim.